Bu anlatacağım olay bir kurgu, hikaye ya da eğlence olsun diye uydurulmuş bir haber değil. Gerçekten yaşanmış, garip ama gerçek bir olay. 1934 yılında binlerce insanın izlediği ve Cumhuriyet dahil pek çok gazetede haber olmuş bir savaş bu. Hatta o günlerde Türkiye'de bulunan New York Times gazetesinin muhabirinin Amerika'ya bu haberi geçtiği söylenir. Tarihin en ilginç savaşlarından birisi 1934 yılında Aydın, Bursa ve Trakya bölgesini kapsayan bir bölgede 6 kartalın bir lelek yuvasına saldırması ile olağan dışı bir boyut almış. Sonrasında yaklaşık 300 lelek ve 60 kartal birbirleriyle savaşmıştır adeta. Evet, yanlış duymadınız. 300 tane lelek ile 60 tane kartal savaş yapmıştır. Biz bütün bu bilgileri o dönemki gazete haberlerinden öğreniyoruz. Savaşın galibi kim mi olmuş? O zaman başlayalım mı? Uludağ zirvelerinden inen 6 kartal Bursa Orhan Gazi'de bir leylek yuvasına saldırdı. Anne ve baba leylekleri öldürüp 4 yavruyu kaçırdılar. Aradan birkaç gün geçti. Yine bir grup kartal yine Orhan Gazi'de başka bir leylek yuvasına saldırdı. Ancak bu kez yuva boştu. Nasıl haberleştilerse leylekler yavrularını güvenli bir yere gizlemişti. Sonra her yerden haberler gelmeye başladı. Kartallar gruplar halinde leylek yuvalarına saldırıyordu. Birkaç gün sonra ülkenin dört yanından Bursa, Aydın ve Trakya'ya yüzlerce leylek akın etti. Aynı şekilde kartallar da toplanıyordu. İnsanlar çevrelerinde leylek ve kartal sayısının olağanüstü arttığının farkındaydı. Gökyüzünde bir hareketlenme vardı. Bir şeyler oluyordu. Bu kuşlar neden toplanıyordu? Bu neyin habercisiydi? Leylekler ve kartalların toplanması 2 ay sürdü. Ağustos ayında olan oldu. Aydın'da, Menderes Deltası'nda inanılmaz bir savaş başladı. Havada amansız bir mücadele vardı. Bir tarafta leylekler, diğer tarafta kartallar, halk başı yukarıda bu savaşı izliyordu. Kartallar güçlü pençeleriyle, leylekler de uzun gagalarıyla savaşıyordu. İnsanların gönlü leyleklerden yanaydı. Köylüler yaralanıp yere inen leylekleri tedavi etmeye çalışıyorlardı. Nineler yaralı leyleklerin başında dua ediyordu. Hatta Kızılay'ı göreve çağıranlar bile oluyordu. Kimileri ağaçlara tırmanıyor, yuvalardaki yavru leyleklere yiyecek ulaştırıyordu. Ülkenin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın bu savaşa müdahale etmesini isteyenler bile vardı. Ama günler geçiyor, savaş sürüyordu. İki tarafta kayıplar veriyordu. Daha da ilginci, hem leyleklere hem de kartallara ülkenin değişik yerlerinden sürüler halinde takviye geliyordu. Bu savaşı kim kazanacaktı? Kartallar güçlüydü ama leylekler sayıca üstündü. Üstelik daha organizeydiler. Genç leylekler kartalları yoruyor, tecrübeli yaşlılar ise yorulan kartala öldürücü gagayı vuruyordu. Ayrıca insanların yardımı nedeniyle leylekler yerleşim birimlerine yakın bölgelerde savaşıyordu. Kartalların savaşı ormanlık ve dağlık alanlara çekmesine izin vermiyorlardı. Her yerden ölü ve yaralı haberleri geliyordu. Sayıları yüzlerle ifade ediliyordu. Neyse ki günler sonra savaş bitti. Kazanan sayıca üstün olan leyleklerdi. Kartallar bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. 1934 yılında yüzlerce insanın izlediği ve pek çok gazeteye konu olmuş bir savaş bu. O günlerde Türkiye'deki New York Times gazetesinin muhabirinin Amerika'ya bu haberi geçtiği söylenir. Derler ki, leyleklerin ve kartalların savaşı birkaç yıl sonra Kara Harp Okulu'nda havacılık dersinde işlendi. İki tarafın savaş taktikleri öğrencilere anlatıldı. 1934 yılının gazete küpürlerinde bu olay şu satırlarla anlatılmış. Aydın ilimize göre 3 gündür süren leylek ve kartallar savaşında bugün leylekler üstün duruma geldiğinden leylekler yuvalarına gelip yavrularıyla meşgul olmuşlardı. Aldıkları yaralarla yuvalarına gelen leylekler ölen yavruları yuvadan atmışlar, sonra dönüp tekrar savaşa gitmişlerdir. Halk yavru leylekleri gözetip kolluyor. Menderes yakınında çalışan çiftçiler 2000 kadar leyleğin takviye birlik olarak
savaşa geldiğini bildirmişlerdir. Bursa elimize göre bu sabah şehrimizin üstünden 50 kadar kartal Ege istikametine doğru uçup gitmiştir. Bunların Aydın'daki savaşa gittikleri anlaşılmaktadır. Uzun süren çarpışmalar sonucu 12 ölü, 50 yaralı bedeline zafer leyleklerin olmuş. Kartalların 20 ölü verdiği kaydedilmiş. Germencik gazetesinde ise şunlar yazıyordu. Germencik ilçesine bağlı Meşeli köyünün Soğukpınar mevkiinde kartallarla leyleklerin piyasaya savaşında 29 leylek ile 33 kartal öldü. Soğukpınar mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen leylek kartal savaşı köylüler tarafından da takip edildi. Bu arada bazı köylülerin de av tüfeğiyle ateş ederek kartalları öldürdükleri savaşta 29 leylek ile 33 kartal öldü. Leylek kartal savaşı köyde günün konusu haline geldi. Bir başka gazete küpüründe ise olay şöyle anlatılmakta. Bir müddetten beri Bandırma ve Balıkesir tarafında leyleklerle kartallar arasında bir harp cereyan ettiği yazılmıştı. Bu havaliden gelen haberler harp neticesinde leyleklerin çok telafat verdikleri bildiriliyor. Leylekler arasındaki bu feci mağlubiyetin neticeleri görülmeye başlamıştır. Eyüp civarındaki yuvalarına dönen leyleklerin %20-30 niyetinde noksan oldukları görülmektedir. Birçok leylek yavruları öksüz kalmıştır. Eyüp halkından bazıları bu yavru leyleklerin yiyecek ve içeceklerini tedarik etmektedirler. Aynı feci manzara Çatalca ve Havalisi'nde de görülüyor.